Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri Dikkat, uzmanı tek tek açıkladı. Ocak'ta maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar zam alacak? Milyonlarca memur ve emekli, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Kasım ayı verileriyle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve zam oranları netleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri için %16-17 arasında zam beklenirken, en düşük emekli maaşı ile ilgili tahminler de gündemde. İşte detaylar. Emekli ve memurların merakla beklediği enflasyon rakamları yarın açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte 5 aylık zam farkı netleşecek. Aralık ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından ise Ocak'ta maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşmiş olacak. Enflasyon oranlarında beklentiler. Konuya ilişkin millete değerlendirmelerde bulunan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram, emekliler için enflasyon farkının belirleyici olduğunu vurguladı. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte maaş artış oranı şu an %12.06 seviyesinde. Kasım için piyasa beklentisi %2, Aralık için ise %1.5, yıllık enflasyon oranı %44 seviyesinde gerçekleşebilir. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri için tahmini zam oranı. Bayram, Kasım ve Aralık ayı verilerinin tamamlanmasıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri için %16-17 oranında bir enflasyon farkı oluşabileceğini belirtti. Bu oran doğrudan maaşlara yansıyacak. Ancak memur ve memur emeklileri toplu sözleşme farkı nedeniyle biraz daha düşük zam alacaklar. Refah payı bekleniyor mu? Bayram, bu dönemde refah payı artışı beklemediğini ifade etti. Ancak alt gelir grubuna sahip kişilerin gelirinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonun tek haneye düşmesiyle alım gücünün korunacağı bir döneme geçilecektir. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şu an en düşük emekli maaşı 12.500 Türk lirası seviyesinde bulunuyor. Bayram, %16-17'lik bir artışın bu tutarı yeterince artırmayacağını belirterek şu tahminlerde bulundu. Taban maaşın %21 artışla 15.000 Türk lirası ile 17.500 Türk lirası arasında belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylece en düşük maaşla kök maaş bilmecesi son bulur ve emekliler refah artışından daha fazla pay alır. Maaş artışlarında belirleyici faktörler. Bayram'a göre, maaş zamları yalnızca enflasyon oranlarına değil, gayri safi yurt içi hasıladaki artışa da dayandırılmalı. Özellikle düşük gelir grubundaki kişilerin refah seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu. Dengeli bir ekonomik düzenle alım gücünün korunacağı bir döneme geçebiliriz.